herkese merhaba Dünya Nereye Doğru hoş geldiniz. Ben Alex yanımda her zaman olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 48. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün yanımızda çok değerli Andy bize katılıyor. Hoş geldin Andy stüdyoya. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bir geçen haftanın konularıyla başlayalım. Komşuluk ilişkilerin ölümü dünyayı kötüye götürüyor çıkmış hem de %61 ile nostaljik manyaklar bir şekilde ağırlığını sandıkta hissettirmiş. Fakat bu kesinlikle doğruyu gösterdiklerini gö yani belirtmiyor. Yani yanılmışlar maalesef. Nostaljik duygulara kapılıp yanlış tercihi şıklamışlar. <laughs> ya bilmiyorum. Bence komşuluk ilişkileri konusunda biraz daha modere olman gerekir. Yani faydalarını görmen gerekir. Mesela bu en son Amerika'da 19 yaşındaki çocuk Lisede gitti bir seri e, insanları taradı ya çocukları. Hı hı. Ona mesela çare olarak bu tip hani Amerika'da çok fazla oluyor ya bu okul şeyleri. E, seri katilleri. Hı hı. Buna mesela çare olarak komşuluk ilişkilerinin güçlenmesini önermişler. Çünkü eğer hani insanlar birbiriyle daha fazla muhabbet halinde olsaydı bu çocuğun nasıl bir manyak olduğunu anlayıp işte A toplum içinde rehabilit edeceklerdi. B şikayet edeceklerdi bu kişi yani. Gerçi yeterince şikayet de edilmiş bu kişi ama. Bu arada şunu söyleyeyim. Haklı bir noktadan girin aslında. Çünkü komşu dediğin şey insanı kısıtlayan bir şey. Benim zaten çıkış noktam buydu. Dolayısıyla bir insanı kısıtladığında hem bir sayko olup insanları taramaya gitmesini de engelleyebilirsin. Ama aynı zamanda inanılmaz bir sanatçı olmasını da engelleyebilirsin. Yani komşular uçları törpeleyen şeyler. Ben buna karşıyım tabii ki bu erifi engelleyebilselerdi güzel olurdu ama sonunda uçları kaybetmek bana daha üzücü geliyor. Toplumdan bir seri katil bir sanatçı eksilse Hangisini tercih edersin? Yani ikisi ikisi birden eksiliyorsa ben eksilmesini tercih ederim. Yeterince sanatçı var zaten toplumda. Yani. Ama şeyi düşün böyle <laughs> 21. yüzyıla damgasını vuracak sanatçı veya bilim adamı vesaire. O bütün tamam o, o zaman kategoriyi... engellenen de Adolf Hitler falan olması lazım. Evet hangisini tercih edersin? Şurada... İkisini, ikisini de engellenmesini. <laughs> yani şurada dengin. şöyle bir şey de düşünmek lazım. Komşuluk ilişkilerinin size katabileceği avantajlar. Yani bilmiyorum bunu ne kadar irdelediniz ama bunun en basit örneği evde kahve kalmadığında komşuya gidip kahve istemek gibi düşünebilirsiniz. Fakat aslında bunun altında yatan başka şeyler de vardır. Karşı yani. cinsten komşudan bahsediyoruz. Yani bu günümüzde bunu bu kadar kısıtlı karşı biraz yanlış olabilir şey, ama. Karşı cins derken senin ilgilendiğin cinsiyetten birisinden bahsediyoruz. Tabii öyle demek daha doğru <laughs> olur diye düşünüyorum. Yani hani politik doğruculuk maalesef bunu gerektiriyor günümüzde. <laughs> evet yani bu sadece avantajların bir kısmı Komşu diyebilirim. Komşu fantezisini es geçmeyelim diyorsun. Evet. Ee, <laughs> bu büyük, tabii ki bunu yani bu, <laughs> bunu es geçmeyelim bunu sadece böyle düşünmek de yanlış İş konusunda olabilir ee, eviniz taşınırken bir yardıma ihtiyacınız olabilir bir elde. el atar mı diyorsun bir el atılır bir arkadaşlıktır <laughs> bu yani sonuçta yani birçok komşumuz bizim birkaç adım uzağımızda birçok yakın arkadaşımızdan akrabamızdan daha yakında aslında her zaman ulaşabileceğimiz birinin orada olması. <laughs> evet %61 de böyle demiş komşuluk önemli demiş. Dünyaneregido.com'a gelen yorumlardan anonim demiş ki şansa bak 10 Şubat'taki Ayats'in konusu da komşunun ölümü üzerineydi. Keşke daha önceden olsaydı bu, bu program Hakan'ın harika argümanlarını kullanırdım sınavda demiş. Keşke yani. Keşke. Dünya Nereye Gidiyor takip etmenin Birkaç faydasından hmm. sadece bir tanesi. <laughs> <Evet. gülüyor> ee, ama sadece böyle olumlu yorumlar yok. Aynı zamanda Hakan'a yönelik olumsuz yorumlar da vardı. Filozofnikli kullanıcı demiş ki Hakan'ın boş yapmakta dünya markası olduğu bölümdü. Hakan'a rağmen sizi tekrar dinleyebilir miyim bilemedim demiş. Bence tekrar dinlersin. Çünkü nefret de en az sevgi kadar hatta daha fazla Güçlü bir şeydir yani ilgi ilgi. Tabii önemli bir bağ. Ve Umarım dinlemez. Eminim o kişi <laughs> Umarım dinler diyorum ben. Umarım dinlemez diyorsun ama eminim o kişi senin komşun olsaydı düşünceleri çok daha farklı olabilirdi. Keşke derdim tesadüfen aynı yerde yaşamayı seçmeseydik. <laughs> Birçok komşun için bunu diyorsun değil mi? Komşuluğun saçmalığı burada. Bir yeri seçip oraya yerleşiyorsun ve aynı şeyi seçip oraya yerleşen bir insanla nedense ilişkiye geçmen gerekiyor. İnsan olduğun için. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Tartışmalı. <gülüyor> Anonim demiş ki Hakan tamam herkes leblebi tozu sen yıldız tozusun ya bu ne ben farklıyım çabaları demiş. Ne diyorsun buna? Ha, haklı. <laughs> ya katı <hakikati>. yani <laughs> yıldız tozu mu diyorsun gerçekten. Evet ben evet, yıldız edeyim. tozu. Gerçi yıldızlara bok attım geçen bölüm neden böyle söylemiş bilmiyorum ama. Ama o şeyi güzel hakikaten yani, kafi yani leblebi tozu yıldız. Evet. İşte herkesin canı patlıcan da seninki mi can falan gibi bir şey yapmış. Evet ama <laughs> haklı yani bir şey diyemeyeceğim hakikaten. Yani senin bunu böyle kabullenmen maalesef beni üzdü. Niye? <laughs> yani bu işte. Popülist seni, tona kapıldın mı sen Hayır hayır bu tamamen seni tanımamaktan gelen bir olay yani. Nasıl <laughs> se, yani? Se, sen, seni tanısalar bence. Hakan'ın yani, leyli bir toz olduğunu bilirler diyorsun. <laughs> yani hani, hani böyle bir şey de var ama işte ön yargılar maalesef bu kadar kolay kırılamıyor. Yani Komşuluk bunun, lazım biraz. Tabii yan ki çünkü, yaşamak lazım. Çünkü komşunda şöyle bir şey var yani hani yan komşunun sesini duyuyorsun. O gün Sokaktan geçerken alışveriş yaptığını görüyorsun elinde poşetlerden. Hani hayatının birçok açısından müdahilsin ve benim gibi maalesef yatak odalarının birleşik olduğu bir dairede yaşıyorsan daha da müdahil <laughs> oluyorsun. Bu <ve gülüyor> aranızda ister istemez bir bağ, bağ kurmanıza sebep oluyor ve karşı tarafa empati yapmak kolaylaşıyor. Onu daha iyi anlayabiliyorsun. <laughs> Katılıyorum. Ee, uygar demiş ki Uygar uzun zamanlı bir dinleyicimiz bu arada. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Demiş ki Hakan seni analizleme sürecim 47 bölüm sonra sona erdi. Sonuç çok karanlık. Cinsel fantazilerim var. Bayağı dark side. Alexis'e karşısındaki malak gibi yatsa da kalbi kırılmasın diye uyarmayan tiplerden demiş. Şimdi Hakan'dan önce ben cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Karşındakinin malak gibi yatıyorsa eğer karşındaki bunun muhakkak bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Yani e, eğer hani çünkü iki kişi veya daha fazlası artık bilemeyeceğim. E, bugünün dünyasında değil mi çok garip şeyler görüyoruz. Lütfen lütfen. Bir cinsel aktiviteye girdiysen herkesin niyeti bir kendisi memnun olmak, ikincisi de karşısındakini memnun etmek. Değil mi? Bunun <laughs> aksini düşünebilen yoktur herhalde. Buna Sekse rağmen... bu kadar analitik yaklaşıldığını zannetmiştim. Evet, <laughs> ya devam buna, bu, buna rağmen malak gibi yattığını iddia ediyorsan birini hakikaten böyle bir şey yapıyorsa yani ortada senden kaynaklı bir yanlış durum olma olasılığı var mıdır acaba? Bunu bir düşünden gerekir bence. Direkt olarak karşındakine suç atmadan önce bir de, bir de bu ihtimali düşün. Ya çünkü özellikle <laughs> özellikle kadınlara bu şey çok fazla yapıyor. İşte Türk kadını sadece dümdüz yatar, yatar. <laughs> belki ondan keyif alıyor mu diyorsun? Belki ondan keyif alıyor demiyorum. Ama belki senin yaptığın bir şey onu o şekilde yatmaya itiyor. Olabilir mi acaba? <laughs> bir de bir de onu düşünüyorum. Evet, Sonra da Hakan'ın karanlık cinsel fantazileri bayağı dark side. <laughs> ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani karanlık Alex, taraf Uygarın konusunda haklı olduğunu çıkardı ortaya. Yani evet ama yani senin karanlık fantazilerin kısmında yani pek tartışacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Değil ama değil. yani bunu <laughs> burada yorum izleyicinin İzleyicinin yorumuna katıldı katılıyorum. Hakan da izleyicinin yorumuna bırakıyor. Burada ben yorum yapmayacağım fakat Alex anlattıklarıyla, olaya yaklaşımıyla uygarın ne kadar haklı. <laughs> ne yani evet bir şey demem hakikaten doğru. <laughs> ya hatayı kendimde veya ortamda ararım muhtemelen yani. Tabi tabi bu. Kimse kimse isteyerek böyle bir şey yapmaz çünkü. Bir Buradan sebebi geliyorum. vardır diyerek zaten <laughs> uygar helal olsun sen. <laughs> Gazoz adlı kullanıcı demiş ki komşuyla hiç muhabbet etmeyip işin düşünce bir şeyler isteyebileceğini düşünmek nasıl bir saçmalıktır? Alex bu kadarına bari müdahale et. Gülüp geçmedi. Programın biraz mantığı kalsın. B moruk diye bitirmeseydi eğer. <laughs> bu yoruma katılabilirdim ama Gazoz hakikaten moruk lafından nefret ediyorum ya. <laughs> Onu söylemeyecektin kardeşim. <laughs> ben senin nereden morun oluyorum dostum falan. <laughs> ya hakikaten böyle lafları hiç sevmem. Dostun ve moru özellikle hiç sevmem. Ee, <laughs> ama Hakan hakikaten saçmaladın orada bence de. Yani hiçbir iyi ilişkinin olmadığı bir insandan anlayış bekleyemezsin. Gidip de bir şey de isteyemezsin. Sokaktaki birinden bir şey isteyince o sana ne der? Dilenci olduğunu, olduğunu düşünür. Dilenci olduğunu düşünür. Hiç tanımadığın bir komşuna da gidip işte bir şeyler istersen az önce Endin'in dediği gibi kahve istersen mesela. Hı hı. seni bir manyak olduğunu düşünecektir. Ne manyağı ya? Yani bu adama muhtemelen sorsan adı neydi? Gazoz. Gazoz. Gazoz'a sorsan der ki komşuluk ilişkileri karşılıklı menfaat değil de karşılıklı hoşgörü ve karşılıksız sevgiye dayanır der. E nerede kaldı? E, komşu dediğin şeyin tanımı rastgele aynı ortamda bulunmayı seçen iki insan. Rastgele demeyelim şimdi. Rastgele tabii ki. Yok aynı apartmanda oturabilmenizin belli şartları var zaten. Hmm, bir sınıfsal mesela, durum mu diyorsun? Mesela. Yani belki özellikle seçmiş de olabilir. Tabii da ben belki de ben aynı sınıftan de, evet. olduğum insanlara illa iyi gözle bakmak zorunda değilim. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> gidip bir fazla şey veriyorum. istiyorum. Karşılıksız bir şey istiyorum. Bu Tabii çok ki. mu? Bunu Hayır. isteyemez Hayır. mi? İlla i̇şte. onunla muhabbet mi kurmam lazım? Yani kahvem kalmamış. Kahve acı çekiyorum. Kaldı ki komşuluğu kalkacak. Getir yok mu ya? Artık getir komşunuz yani. Ya bu biraz günümüz dünyasının sorunu olarak adetliler. Bir problem yani hani Karşılıksız bir şey beklemenin garip karşılanması. Halbuki e, sokakta giderken çakmağınız yokken, sigara içecekken hiç tanımadığınız bir insana gidip onlar ateşini, yani isteyebiliyorsunuz Çakmağın var mı diye evet, sorabiliyorsunuz. ama ee, geri yani, getiriyor. Yaktığım gazın parasını vereyim diyor musun? <laughs> Aynen, yani, süf, aynı şekilde. Işte bir iki kuruş falan Eğer tabii ki kimse istemez ama biraz daha Değerli bir şey istediğin zaman adam bir mesela bir dal sigara istediğin zaman kimisi verir, kimisi de vermez. Yani ee, bir sorgular adam. İnan bana bu konuda insanların büyük bir kısmı so hiç sorgusuz sualsiz eğer varsa teklif eder, verir Belki yani. Belki de sen sempatik birisi olduğun içindir. Ben Hakan herkesin vereceğini düşünmüyorum. <gülüyor> 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 Tabii bu da işin başka bir boyutu. Ama yani insan ilişkileri komşuluk seviyesinde özellikle bahsederken Evet karşılıksız bazı şeylerin kabullenilmesi ve istenmesi gayet normal bence. Hiç tanımadığın biri değil aslında komşun. Yani hatta sana şöyle bir güvence veriyor. Ee, yolda giderken diyelim telefonun şarjı bitti ve bir yere araman lazım acil bir şekilde. Birinden telefonunu istediğin zaman o kişi şunu düşünmez mi? Acaba bu hırsız mı? Kimdir? Nedir? Hı hı. Ne değildir? Çünkü bilmiyorsun. Hiçbir zaman tanımıyorsun ve telefonunu alıp gitse onu bulamama ihtimalim var ama komşuda en azından içinde şöyle bir güvence var. Adam veya kadın yan komşu üst katımda oturuyor. Ya ben ona bir cezve verdiğimde geri almak istediğimde <laughs> gideceğim yer belli. <laughs> Dolayısıyla komşuluk ilişkilerinin iyi olduğunu söylüyorsunuz. Evet ve komşuluk evet. ilişkilerinin başında hiç tanışıklık tanışıklık olmasa bile belli bir seviyenin üstünde başlıyor. Yani hani bu merhaba işte benim adım Endi, benim adım Hakan muhabbetinin bir tık üstünde başlıyor. Çünkü evet. zaten aynı yerdesiniz ve bir, şeyimi bir yere çalarsa kaçıp yani nerede evet, büyük olduğunu bir sıkıntı biliyorum. olmadığı sürece aynen <laughs> Bir değişiklik olmayacak. Eğer bir cezveyi çalıp ertesi gün taşınıyorsa zaten ona yapacak bir şey yok. Saygı duyacaksın yani. Aynen. Bu kadar <laughs> büyük Omşuluk bir plan. ilişkileri burada tutulmalı. Bir şeyimi çalarsa nerede olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir miktar güvenebilirim ona. Kahvesini isteyebilirim. Cezvesini ödünç alabilirim. Evet. O zaman bu haftanın konusuna artık yavaştan geçelim. Andy bu hafta ne konuşuyoruz? Bu hafta ee, bildiğiniz üzere Oscar törenleri artık yaklaştı. Ve sinema hayatımızda aslında birçoğumuzun hayatında önemli bir yere sahip. Ve ben bundan dolayı ee, şu konuyu getirmek istiyorum. Günümüz sineması dünyayı iyiye mi götürüyor, kötüye mi götürüyor? Bunu tartışmak istiyorum. Genel ve zor bir konu. Evet aslında hani düşünce genel aslında çünkü sinema tabiri dediğimiz şey işte bölge bölge dil dil kültür kültür fark ettiren bir şey ama günümüzde bunun artık daha bir daraldığını ve belli kriterlere düştüğünü görebiliyoruz özellikle ülkemizde sinemalarda yayınlanan filmler üzerinden düşünürsek Hollywood'un baskısı olsun veya bazı aşırı e, kültürel takılan insanların bir dönemler bu İran sinemasıydı. Günümüzde artık daha farklı Hı. yanlara geçti ama şimdi İskandinavcı oldu onlar biraz. E, yani. Aslında o da değil. Sen biraz trend dışı kalmışsın. Ben de, <laughs> o, yani <laughs> hani, yeni trend. Evet, evet, ufak bir güncelleme vereyim <laughs> Nijerya sineması. Öyle mi? Oo, evet. <laughs> bu çünkü ben yani gözlerimle şunu gördüm. Bir kafede iki insan bunun üzerinden tamamen yabancı iki insan tanıştılar. Nijerya sineması üzerine. Evet. Üzerinden. Evet ve ben bir an hani herhalde birazdan uyanacağım diye düşündüm. <laughs> Çünkü yani şaka gibi iki birbirini tanımayan insan bir şekilde bir muhabbet başlıyor ve Nijerya sineması üstüne gidiyor bu muhabbet. <gülüyor> yani <gülüyor> hani dünyada e, beni hani şeyin doğruluğunu hani tartışılır tam emin değilim ama yani 100 150'nin 180'in üstünde ülke varken Nijerya seçiliyor bu muhabbette. Mükemmel. Ve hepsinin az çok sineması olduğunu düşünüyorum birkaç hariç. Ama <laughs> bunun üstünden bir muhabbet kurup bir şey paylaşabilirler sosyal olarak ve Nijerya sineması ve Nijerya bir şey yarar. Evet. Evet. <laughs> ve daha sonra <laughs> merak edip bunu araştırdığımda sadece bu iki insanın özel bir zevkinin olmadığını ufaktan filizlenen bir tohum olduğunu gördüm. Yani bu bir yatırım. ben bunu dinleyicilere de tavsiye ediyorum. İleride ortamlarda sinema üstüne konuşurken. İran sineması geçti artık hepimiz İran sinemasını biliyoruz. Tüm dünya biliyor. Ünlü yönetmenleri, filmleri her yerde yayınlanıyor. Onlarca ödül aldılar. Kuzey Avrupa öyle, Asya öyle. Onun dönemi zaten bayağı geçti. Artık yeni trend Nijerya. <laughs> yani hani illa genellemek istersek yine Afrika diyebiliriz. Ama Nijerya burada yapmaz. ön planda. Evet. Hani Nijerya sineması üstüne böyle biraz bilgili olmak bu konularda sizi bir adım Peki önce bir şeyi şey netleştirebilir misin? Elbette. Hollywood etkisi falan dedin. Hollywood karşıtı mısın? Asla. Asla. Hollywood'a tamamen Katılıyorum, yaptıkları her şeye <laughs> katılıyorum. Hollywood'u bir varlık olarak düşünüyorum, bir iyi organizma olarak düşünüyorum ve hegemonyasına tamamen katılıyorum günümüzdeki <laughs> haline de öyle. Asla. Ya zaten herhalde beğen beğen mi? Şu kısmına kimse karşı çıkamaz. Bugünün dünyasında ne kadar işte Avrupa sineması da olsa bağımsız Hı. sinema da olsa işte Nijerya sineması da olsa yine de günümüz sineması dediğin zaman Hollywood'dan bahsediyorsun esasında. Hala He. daha ileri taşıyan güç, motor o. Ve ben de diyorum ki günümüz sineması ve günümüz Hollywood'u sinema denen sanat dalını bitiriyor şu an. <laughs> Çok az kaldı. Çok az kaldı. Birkaç sene içerisinde. Yani sadece bu şekilde eğer bu trend bozulmazsa sadece bir zaman meselesi artık. Yani 5 sene olur, 10 sene olur, 15 sene olur. Ama He. günleri sayılı sinema sanatının evet. bu konuda Öncelikle şöyle ufak bir şey bir araştırma yaptım Çünkü baktım ki programımıza katılan insanlar genelde bir veriyle geliyor dedim ben de ufak <laughs> bir araştırma yapayım yaptığım araştırmaya göre e, bir anket doğruluğu tamamen tartışılır Amerika'daki e, insanların onlar üzerinden bir anket yapılmış sinemaya gitme sıklıkları üzerine bir senede sinemaya bir sene süresince sinemaya hiç gitmeyen insanların sayısı %23, %25 arası. Ya bu insanlar sinemaya gitmiyor. Tüm Amerika'da mı? Ya evet yani istatistiksel hani olarak böyle. Evet. Azmış bu arada. Yani, yani her 4 kişiden biri hiç sinemaya gitmiyor. Aynı oranda insan da senede bir ya da iki kere sinemaya gidiyor. Şimdi Hollywood'un hani sonuçta Hollywood sinemasının hegemonyasından bahsediyoruz ve bu Amerika sineması. Ee, ve bu ülkede insanların yarısı aslında senem, senede sinemaya hiç gitmiyor diye kabul edebiliriz neredeyse. Fakat buna rağmen bu sinemanın Hollywood'un çıkardığı filmlerin günümüzde elde ettiği e, gişe başarısı başta olmak üzere her sene gitgide artıyor. Bu sene e, yani bu sene dediğim 2017'de bu biraz düşmüş fakat 2016'da tarihi zirvesini görmüş. Ama o sürekli artar. İnsan sayısı da artıyor, izleyici de artıyor. Muhtemelen onlar artık o sayılara şeyi de katmıyordur. sırf sinemaya gidip izleyenleri. Belki internetten indirmeleri, yok işte Apple TV'den indirip izlediler. Onları da belki sayıyor olabilirler. Yok sadece bilet sayısı. Bu, evet, sayı var. bu sadece bilet sayısı. Hmm, evet, o yani o zaman insan sayısı aslında. Aslında evet bilet Bunu sayısı dediğimiz şey de aslında buzdağının görünen tarafı. Bu arada bilet sayısı azal azalıyor. Yani şu, bugün mesela 2009'dan daha az bilet satılıyor artık. Hmm. Hatta hmm. işte 2001'den de daha az bilet satılıyor. Neden daha fazla gelir var? Çünkü biletler daha pahalı. Hmm. Çok basit bir fenomen yani. Daha çok kişi izliyor dedi ana sanırım ya ben Ya total bakarsak eğer. Hani online işte araçlara da bakarsak. Mesela hmm. streaming aracılığıyla izleyenlerin sayısı falan bayağı arttı. Ama sinemaya gidip izleyen insanların sayısı... Kuzey Amerika olarak bakarsak eğer azalmış. Ya azalır tabi insanlar başka yerden izliyor. Zaten ben bu popülasyon artışına bağlı kırılabilecek rekorlara bir kötü gözle. bakıyorum. Ama bu rekor terse doğru kırılmıştı. Popülasyon artmasına rağmen sinemaya giden insan sayısı ciddi şekilde azalmış. Evet. Endin'in anketi evet, biraz ona orada karşı şöyle çıktı bir ama durum şey var. diyemiyorum. Orada şöyle bir durum var. Gelir evet. gelir diyor. Yok, yani hani gel gelir de tabi ama şöyle bir bir durum var sinemaya gidip izleyen insanların sayısı düştüğü gibi işte günümüzde örneğin senin de aktif olarak kullandığını bildiğim çeşitli online e, film ve dizi araçları, siteleri isim verebiliriz. N Netflix. Tabii Netflix <laughs> bunun en başında Netflix veya işte Hulu veya Amazon Prime gibi çeşitli programlar. E, biletli izleyici sayısı sallıyorum %10 azalırken aslında buradan kazanılan izleyici sayısı çok daha yüksek. Hı hı. Ve e, bundan dolayı da e, filmlerin geliri artıyor Bu arada tabii şunu da söylemek lazım Bu genel bir artış değil Yani hani tüm Hollywood kazanıyor veya tüm dünya sinemasının kazandığı bir durumdan bahsetmiyoruz Burada öne çıkan önemli kriterler ve e, nasıl desem branşlar var diyebiliriz yani için. Ve içinde. de aynı zamanda birkaç stüdyo var Aynen. Hatta aslan payını alan, giderek oranları şişen birkaç tane evet, stüdyo var. Hatta bu konuda tek bir stüdyo, e, neredeyse monopol olacak seviyede büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Disney. Yani bu konuda hı hı. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam 2007'de Marvel'ı yani çizgi roman üreticisi Marvel'ın haklarını hatta tamamını satın almış olabilirler, aldılar. Ve bu agresif bir e, yayılımda bulunuyorlar. Örneğin yakın dönemde ünlü franchise Star Wars'un haklarını aldılar. Ve e, bu konuda özellikle yani bunlardan bilerek bahsediyorum. Çünkü bunlar günümüzde en çok gişe yapan filmlerden. Ve sürekli çıkıyorlar ve sürekli rekor üstüne rekor kırıyorlar. Ve Disney sürekli bunları alarak aslında aslan yani payının büyük bir kısmına sahip olmaya başladı. Ve ya, bunun gibi birkaç şirket daha var tabi. Disney yine alsın aslan payını da esas şurada bir problem yok mu? Hala Star Wars'un haklarını satın alıyor. Bana öyle geliyor ki yeni hiçbir böyle seri film falan hı hı. ünlenemiyor. Yani yok böyle bir şey. Hep Star Wars'un Yüzüklerin Efendisi'nin yok Godfather'ın, yok Terminatör'ün, Jart'ın, Curt'un hep ...yeniden ısıtılıp piyasaya sürülmesi var gibi geliyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Sadece yeni seri film değil, yeni tek film de çıkmıyor artık doğru düzgün. Mesela 2017'de en fazla e, gişe yapan filmlerin sıralamasına baktım ben. Çünkü aynı hisse sahiptim ben de. Çok fazla e, eski işte e, merchandise'ların yeniden piyasaya sürülmesi var. Hı hı. Yeni senaryo, özgün senaryo ortada yok diye his olarak bunu alıyorum ben her hafta vizyona giren filmlere baktığımda Aynen. ama bir de veri olarak bakayım dedim mesela sıradan sayıyorum en çok gişe yapan filmleri bir Star Wars çok eski bir film iki Beauty and the Beast yine çok eski üç Wonder Woman mesela bu yeni sayılabilir ama süper kahraman Filmlerinin tamamı birbirinin aynı olduğu için. <laughs> yani hani ayırmıyorum. Tabii. Tamamı birbirinin aynı olduğu için bu da aynı aslında. 4 mesela Guardians of the Galaxy. Zaten var olan bir filmin devamı. 5 Jumanji. Eski bir filmin. Yine eski bir filmin çekim. devamı. Altı Spider-Man. Ee, yedi It. Bunu mesela yeni sayabilirim belki. Tamam roman eski ama. Ee, e daha önce de çekilir. çekildi. Bir Re reboot Evet. Yani ama yine nispeten Diğerlerine göre biraz daha yeni geliyor bana. Ya bunda hani ufak bir şey, sana bunun yani gelme sebebi e, aradaki yıl farkı. Evet. Örneğin en bir, azından de, eski. bir de bir de şöyle bir şey var hani ufak. E, örneğin Terminator serisi bugün yeniden çekilmeye başlasa hepiniz onu şey diye düşüneceksiniz. Zaten Terminator çekildi ve niye yeniden çekiliyor gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında it filmi de yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık o dönemlerde çekilen bir film. Tabii, 90, Onun tekrar 90 çekilmesinin e, ee, sana kişisel olarak böyle çok yeni gelmeme hani tekrar gelmeme sebebinden biri o filmin aslında Türkiye'de özellikle Türkiye'de o kadar da çok bilinen ve izlenen evet, bir film olmaması. evet, Biraz daha eski bir de. Mesela devam edeyim 8 Thor 9 Despicable Me'nin 3. filmi 10, 10 da Justice League. Justice League de sanırım yine şey. Evet. Yine toplama bir süper kahraman. Justice mahkum. League'de daha önceki DC ya yani Marvel'ın Diğer karşıtı diyelim. DC komikleri. Şimdi mesela ilk, bir ona, ilk ona ilk evet. ona bakıyorum özgün olabilecek senaryo sayısı yani sıfır buçuk falan. Ha. Evet. Ee, mesela devam ettiğimde ilk 20'ye baktığımda Logan var mesela, X-Men. Evet. Fast and Furious'ın bilmem artık 500 bininci filmi falan. İşte Lego Batman diye bir ucube var. <laughs> Karayip korsanlarının yine 17. filmi falan. Bir de King Kong'un yeni bir filmi var. Evet. Mesela bu sene bir tane daha çıkacakmış. Yani bu olay artık çığırından çıktı bence. Evet. Aynı şeyleri izleyip izleyip duruyoruz ve ya artık yeni bir şey üretmektense eski olan bir şeyi en iyi nasıl kopyalamışlar. Yani onu ölçüyoruz artık. Bu 10 puan. Bu iyi kopyalamış. Bu 2 puan. Bu kötü kopyalamış. Ama yeni bir şey ortaya koymak açısından yok gibi. Mesela Jason Bourne'un da filmi vardı biliyor musun? Evet. Bilir misiniz demeyeceğim. Tabii ki biliyorsunuzdur. Ben o seriyi bayağı ay, ay, çok iyiydi bence seri. Ama son filmi geldi. Dördüncüden bahsediyoruz. Yahu bütün film boyunca Matt Damon yürüyor ya. <laughs> ya çünkü adam <laughs> yaşlanmış artık zorlamayın ya. Die Hard'ı yine evet. Bruce Willis'le çekmeye çalışmak gibi veya Tom Cruise artık yaşlandın eklemlerin artık tutmayacak artık o aksiyon filmlerini çekemeyeceksin. Ya başka bir şey yap ya da çekil kenara mesela Al Pacino falan o bakımdan iyi değil mi? Adam gençliğinde o serseri iyi oynamış ama yaşlandıkça da rolünü ona göre adapte etmiş. Artık farklı filmlerde de oynayabiliyor. Bir de yavaş yavaş da oynadığı film sayısını da azalttı orada mesela Robert De Niro'ya bir şey var bence farkı var. Robert De Niro artık IMDB ortalaması 4.5 olan filmlerde oynamaya başladı. Evet. Oynadığı Hı. her film böyle artık. Al Pacino biraz daha seçici gözüküyor. Evet. Emekli olurken Katar'a para kazanmaya giden futbolcu. Ona döndü. Robert <laughs> De Niro. Evet. <laughs> evet. Gayet doğru. Al Pacino yani. onuruyla evet. takımında bırakıyor yani. Evet. Hakikaten. ya Burada örneğin sizin bir başka programınızda konuştuğunuz konuyla da aslında biraz bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Nostalji insanlarda şimdi günümüzdeki sinemada e, bahsettiğimiz üzere Örneğin Az önce filmlerin çoğu eski e, sükse yapmış sevilen bizim çocukluğumuzda bizim büyüklerimizin gençliğinde izledikleri ve sevdikleri kült filmlerin tekrarı evet. ya da süper kahramanlar Aslında süper kahraman filmlerinde şöyle düşünebiliriz Türkiye'de ve bizim yaşlarımızda biz o kadar denk gelmedik aslında çizgi roman kültürüne Ama bizden önceki nesil buna biraz daha aşinaydı Biz ona çizgi filmler ve çeşitli başka araçlarla maruz kaldık Onlar da çizgi roman üzerinden kaldı hı hı. Ve aslında günümüz sineması tamamen Hollywood üzerinde aslında bunun üzerine kurulmuş gibi İşte sen ben küçükken Star Wars'ı izledik çok sevdik yenisi çekiliyor ve kötü olacağını bile bile izlemek istiyorsun. Çünkü o sana bir nostaljik duygu veriyor. Bir yani futbol takımına bağlılık gibi bir şey diyebilirim ben bunu. Hani takım kümede düşse, 3. lige de düşse hala tut, tutmaya devam eden insanlar var. İnsanlar sinema konusunda da böyle. İşte bu eski filmlerin reboot edilmesi veya süper kahraman filmlerin sürekli bir sükse kazanması bundan yani Bunlar, Çocukluklarına dönmek istiyorlar evet. ve aynı yaşayabileceklerine mi inanıyorlar? Elbette, Bu yüzüme kapılmışlar. Elbette yani şimdi eskiden düşündüğümüzde süper kahraman filmleri tabii yine vardı. Örneğin Batman serileri vardı Tim Burton'ın yaptığı yine 90'lar 80'ler sonra tam hatırlamıyorum. Yine izleniyordu, güzeldi, iyiydi ama e, şimdi günümüzde tekrardan çekilmeye başlandığında özellikle yani bu bence Spider-Man'le başladı. İşte Spider-Man çıktı ve insanlar bir anda "Aa Spider-Man işte çocukken çizgi filmini izliyordum. Sempatik de bir süper kahramandır Spider-Man." Hani böyle şey de değildir. İşte sert de değildir, esprilidir, komiktir aslında düşününce. En kötüsü, en kötüsü ama <laughs> en şimdi kötüsü. düşününce günümüzdeki çizgi roman filmlerinin çoğunda var olan özelliklere sahip. Full esprilidir. Evet, ondan nefret ediyorum yani. Evet. Şöyle bir şey olduğu zaman sizin de e, sin ya eğer sinemada izliyorsan salonu terk etme veya işte evinde izliyorsan filmi direkt kapatma isteği gelmiyor mu? Bu Batos denilen şey var ya bir Hı -hı. filmde Climax'e çıkıyor artık mesela. Son Savaş. Hı -hı. İşte örnek olarak şunu verebilirim. Yüzüklerin Efendisi'nin ikinci filmindeydi değil mi? Bu Helms Deep'i savunuyorlar. Evet. Orada mesela tam Climax'e çıkacak bu Batos denilen olay şu. Climax sırasında Ani bir mod değişimiyle bu Climax'ı ortadan kaldırmak. Daha böyle işte gülünç bir durum ortaya çıkartmak. Mesela Hı -hı. orada şu vardı. Gimli ile Legolas Hı -hı. E, kim kaç kişi öldürdü yarışmasına giriyorlardı. Ha, evet, orada tamam. böyle orta dünyanın kaderini belirleyecek dünyanın <laughs> en kritik savaşı var. Hani bütün film böyle gelmiş. Bana hep bu söylenmiş. Bütün film boyunca bana... Hani miğfer dibini tutamazsak siki tuttuk evet. olayı var. Bütün evet. film bu var. yani. Evet. Ben bu duyguyla geliyorum. İnanılmaz bir şekilde gerilmişim. Bu savaşa verdiğim önem kendi hayatımdaki şeylere verdiğim <laughs> önemden daha fazla. Ama bir bakıyorum ki bu savaşta bizzat aktif olarak görev alan iki tane ana eleman. Filmlerin ana elemanlarından bir tanesi. Tabii. Biri birine diyor ki ben 32.yi vurdum. Öbürü diyor ki o sayılmaz çünkü şöyle yaptım falan. Şimdi bu nasıl olur bu nasıl olabilir böyle bir şey ben bu sahnede hangi moda girmeliyim <laughs> hafiften e, rahatlama hafif gülümseme savaşı kazanabileceğine ve kazanacağına dair kesin güven o duygular içinde keyfine bakmanı istiyorum. O, o duyguları ben şeyde alırım mesela Gandalf geliyor ya şafağa bakıyorsun evet, evet. ben onu orada alıyorum Aa, oradaki o epiklik mesela yani, epik mi Buradan evet arkadaşımıza da selam. Evet. <laughs> ben onu oradan alıyorum. Ya da işte mesela Rohan'dan yardım geliyor bir anda. Ben orada diyorum ki tamam savaşı kazandık. Öbürlerinde şunu söylüyorum. Ya şu cıvıkları bir siktir edin şu savaşı kazandık. <laughs> Aslında bir şey değil mi? Onlar cıvık değil. Çünkü bütün yüzüklerin efendisi tamamıyla o oyunlarda hero seçip birbirine savaşma üzerine kurulu ya. Aynı şekilde de millet şunu da merak ediyor bir yandan. Elf mi daha çok öldürür yoksa cüce mi? Hangisi daha güçlü? Hangisi hangi ortamda daha güçlü? Hangisi kimin kafasını daha iyi koparır? Dolayısıyla bunu savaşın içine yedirmeyi başarmışlar. Ama Gandalf mesela o işte o ayrı bir hava var ya büyücü müyücü. Onun da karakteri o. Oldu dolayısıyla diğerleriyle savaşmıyor da hı hı. onun o siyah diyeceğim ya tam tersi beyaz elbisesiyle evet. şafaktan gelişi falan şimdi oraya mesela nasıl geldim lan seyredemesin <laughs> Gandalf'a e orada Çünkü onun havası o ama bir elfle cücenin kimi öldürdü daha çok savaşını iyi yedirmişler Hollywood güzel şey. Bence yok, bence katılıyor. bence hakikaten rezalet bu. Yani şimdi şöyle moddan çıkartıyor direkt olarak. Yok, yani bu çok muallak bir konu. İkinize de örneğin katılıyorum çok enteresan bir şekilde. Ya Hakan'a katıldığım nokta şu o esprili kısım iyi güzel ama yani Alex'e katıldığım noktada da şu onu yapan kişilerin e, hikayedeki yerinin önemi hani bunu yapan iki karakter hikayede o kadar büyük bir değişim yapacak güçte karakterlerden bahsetmiyoruz. Örneğin Gandalf karakteri Yüzüklerin Efendisi'nde aslında hani hikayeye hakim olanlar daha da iyi bilir. Aşırı güçlü aslında önemli bir figür. Ve onun bazı konularda biraz daha rahat. Yani ah bana 100 kişi mi saldırıyor? Umurumda değil. Ben zaten 10 dakika önce işte kadim bir canavarı tek başıma öldürdüm. Ve daha güçlü bir şekilde geri döndüm. Bunlar ne yani 100 tane ork ne gibi bir kafaya bir düşünceye sahip olabilir. Çünkü gücü var. Ama diğeri yani biri bir cüce Aynı tek, işte. tek esprisi iyi bir balta sallamak, kullanmak ki ondan da emin değiliz. Buna dair filmde bir aktarılan yok. Diğeri de bir elf, tek olayı sarı saçları ve yakışıklılığıyla Aha. ön plana çıkan Aha. o kullanan. Yani savaştaki normal iki askerden aslında bahsediyoruz. Onlardan sadece biraz daha iyi eğitim almış kişilerden bahsediyoruz. Aha, işte bu yüzden idealer bu işi savaş. Şakaya vurma kısmı. Aha. Şimdi başka kim vurabilir mesela insan vuramaz insan müziklerin çünkü kemerli kimse vurmasa acaba şakaya daha mı iyi olur bunu, tamam. bunu yapabilecek <laughs> güçte örneğin çok fazla bir karakter yok örneğin Gandalf belki <laughs> bunu yapabilir Gandalf hiç şaka yapıyor mu ya adam efendi yapmıyor, gibi yapmıyor tabi ya ama yani adam o, işini yapıyor yani işini. o yapsa kabul edersin çünkü işte onun hikayesine göre dünyasına göre zaten büyü yapmak aşırı nadir ve zor ve e, güçlü bir şey ve Gandalf bunu yapan bir avuç insandan biri olduğu için bunun esprisini yapabilir ya da işte başka bir karakter vardır Yüzüklerin Efendisi'nde hani filmlerinde olmayan kitaplarında bahsedilen tanrısal aşırı güçlü kimsenin bulaşmadığı Aa. ve bu bu karakterin tek yaptığı ormanda dolaşıp dans edip şarkı söylemektir çünkü tanrısal güçte. Bomba yani. değil mi bu? Evet. <laughs> ya o espri yapabilir. O espri yapabilir. Çünkü şeydir yani. Ben parmağımı o zaten şıklattığımda bir... bir karakter evet. ama evet. Hem öyle hem de şu vardı. Yani ben parmağımı şıklattığımda sizin binlerce yıl alamadığınız kaleler ve kıtaları yerle bir edebilirim. Ya onun rahatlığı var ve o yüzden işi espriye vurabiliyor. Ya sadece bu da değil ama bütün bu süper kahraman filmlerinde ya tamamında sürekli bir olayı şakaya vurma. Tam böyle en işte en mükemmel sahne evet. geliyor orada. En büyük savaş, son kavga, <laughs> mesela boss'lar olur ya böyle. Evet. Bölüm sonu canavarı geliyor. Orada mesela adam o anda şaka yapmaya başlıyor. Dans ederek e, yenilen son boss var yani. <laughs> yakın dönemde çıkan Marvel filmlerinin birinde. Kim o? Guardians of the Galaxy'nin ilk filminin sonunda tam hatırlamıyorum ama böyle bir sahne vardı. Yani son düşmanın yenilmesinde karakterin dans ederek şarkı söyleyerek yanlış hatırlamıyorsam karşısındaki düşmanın bir an aklını karıştırıp yenme mevzusu vardı. İşte bu, bu bu gitgide yani. artan bir şey bu arada. Bu ha. sebebini de söyleyeyim gitgide artmasının. Çünkü filmlerin hepsi birbirinin aynı. Evet. Filmlerin hepsi birbirinin aynı olunca ancak bu tip işte eğlenceli detaylar falan ekleyerek çünkü ya formül filmi evet. tamamen aynı formül üzerinden sadece karakterlerin değiştiği filmler çektiğin zaman bir şekilde filme bir işte baharat katman gerekiyor. O da akılları sıra bunlar. Mesela işte bu konuda şeyin çok iyi bir benzetmesi vardı. Bilbörün benzetmesi var diyor ki süper kahraman filmleri NBA'deki smaç yarışmasına benziyor. Yapılabilecek smaç sayısı sınırlı. Ters smaç basarsın. 360 bacak arası falan bitti. Bitti. 20 senedir farklı smaç bulamazsın. Zaten bulamıyorlar da. Ne yapıyorlar? Arkadaşını çağırıyor. Mesela Süper Kahraman filmlerinde evet. de aynısı. Bir filmden öbürüne gidiyor. Batman, Superman. Evet. İşte ondan sonra topu panyaya atıyor. Ayağıyla fırlatıyor. Bilmem ne. Yani olay aynı ama işte bir şekilde bir bir, bir, bir şey katmaya çalışıyorsun. Yorumcu da oradan gaz veriyor Allah'ım bu nasıl bir smaçtı falan diyor o da coşuyor böyle. Halbuki ortada hiçbir şey yok. Heyecanlanacak hiçbir şey de yok. Sadece bu ilüzyonu yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü süper kahraman filmleri hakikaten süper sıkıcı. Ha, süper kahraman filmleri aynı zamanda full artık görselliğe indirgenmiş vaziyette. Son Spider-Man filmine gittim bir noktada özgürlük anatına tırmanıyordu gözlerimi kapamak zorunda kaldım yani artık görselliği o kadar abanmışlar ki ben kaldıramadım şimdi ben istemiyorum öyle bir özgürlük anadından aşağı bakıp başım dönsün istemiyorum İsteyeni vardır o üç, anı boyutlu bir şey vardı. üç boyutlu mıydı orada üç boyutlu değildi bunu maalesef galiba. kabul etmen Bilmiyorum. lazım sonuçta sinema dediğimiz şey yani görsel Globalin önemli sanat. olduğu bir şey. Evet. evet. Yani hani e Peki o zaman yeniler eskilere göre daha iyi mi diyorsun? Çünkü ben, ben de sanki böyle bir his var. Onu doğrular mısın bilmiyorum. Eskilerde söz, kurgu Hı. daha önemliydi. Yenilerde ise gitgide daha görsellik ve duyguları tetikleyen stimülasyonlar ön plana geçti gibi. Buna katılır mısın bilmiyorum. Ya buna evet yani kısmen katılıyorum. Çünkü şöyle eskiden yapılabilecek şeyler daha kısıtlı, daha zordu. E, günümüzde teknolojinin de yani gelişmesiyle özellikle CGI denen illet. Aslında seviyorum da bir yandan. E, bazı yapılamayacak şeyleri yapılabilir kıldı ve gitgide gelişiyor artık daha da gerçekçi görüntüler görmeye başlıyoruz. Ya ama işte o gerçekçilik kötü mü hani geçmişte diyorsun ya yapılamayacak şeyler ha. vardı hani biçimsel olarak kısıtlılık içeriği daha zenginleştiriyor mu? Tabii çok daha güzel ha. hikayeler çıkmasına yol açıyordu yani, yani. Şöyle hani ilk çekilen Jurassic Park filmlerinde mükemmel maketler vardı. Maket olduğu için çok gerçekçi doğal olarak yani görüntü olarak. Ama tabi o dinozorların hareketleri işte tavırları kısıtlı. Bunu Yapamazsın yani gerçek bir canlılık kadar hareketli bir şey yapamazsın. Bunu günümüzde CGI ile yaptıklarında görüntü olarak tabi hala gerçeği kadar iyi olamıyor. O maketler kadar iyi bir görüntü veremiyor çünkü yani biri gerçek biri bilgisayardan çıkma bir şey Hı -hı. ve ister istemez bir fark insanın gözüne çarpıyor. Ama hareket olarak sana o hissiyatı yaratabiliyor. Eski Star Wars filmlerinde işte izlerken o görsel şeylerin giden lazerlerin bayağılığı diyebiliriz. Neden? Yani o zaman çok güzeldi. Dönemine göre çok güzeldi. Çok ilerideydi ama günümüzde bundan çok daha iyi şeyler yapılabiliyor. Yani bu Aa. görsellik özellikle böyle bilim kurgu gibi hani şimdi ormanda geçen bir filmde bunun bir anlamı yok. Zaten orman belli. Güzel bir orman bulduktan sonra iyi bir kamerayla yani düzgün bir yönetmenle her şeyi yapabilirsin. Güzel bir görüntü yakalayabilirsin hı hı. ama uzayda geç, geçen bir film örneğin Alex'in favori filmlerinden bir Inception. Inception'u ben de çok severim. Yalnız bak şu an. Diyecekti. Pardon. Çok özür dilerim. Interstellar diyecek. Evet, çok özür dilerim. Ya bakın şu var. İçinlik. Sen diyorsun ya görselliği evet bugün daha iyi veriyoruz. Fakat görsellik için Belli karakterleri kay kaybediyoruz evet. diyorum ben de. Mesela Luke I am your father. Evet. Bu. Mesela yeni filmlerden böyle bir replik aklında kalır mı? Veya eskilerden bir western mm -hmm. vardı. If you're gonna shoot, shoot. Don't mm -hmm. talk. Mm -hmm. Bu tarz böyle replikler ve bu repliklere hayat veren karakterler gitgide arka plana çekilip sadece o filmde wow kendimi uzay boşlukluğunda öyle bir hissettim ki... Mm -hmm görsellik inanılmazdı. O patlama neydi falan. Ya buna doğru kayıyoruz. Bu bence kayıptır. Ya, Yeni bence karakterler böyle. ve sözler ve replikler oluşturulması bu, bu lazım. Görselliğin öne çıkmasından ziyade bizim bayalımızdan gelen bir şey. Bu içten içe aslında hepimiz o Marvel filmlerini, Hollywood filmlerini sevdiğini düşünüyorum ben. Ya bence yani. herkes için böyle söyleyemeyiz. Bence bayağı bir kısım nefret ediyor. Ben bayağı ama, bir kısmın sevdiğini düşünüyorum. Ama işte ben. ya yeterince insan sevdiği zaman zaten koyuyorlar. Gerisi de işte gündemden Hı. uzak kalmamak için falan bir şekilde. Zaten öyle bir hani mesela sinemaya gidiyorsun 10 salonunun 8'inde bu tip şeyler oynuyorsa insanlar bir yandan da gitmek zorunda kalıyor. Yani işte bu kültür endüstrisi dediğimiz şey var ya bunun hakikaten en iyi örneği bu. İnsanlar gerçek hayattan kaçış için sinemaya yöneliyor. Sinemada işte daha çok işte ne kadar gerçek dünyadan farklı bir şey varsa onu görmek istiyorlar. Talep bu olduğu için sinema şirketleri, stüdyoları hiç risk almadan hı hı. daha önce tutmuş şeyleri tekrar ısıtıp bize servis ediyor. Biz de yine aynı şekilde risk almamak için başka şeyleri denemek yerine bu filmlere gitmeyi tercih ediyoruz. Hakikaten tam bir işte sanatın mala dönüşme şeyi. Evet. Ya bu evet tamamen hani bu açıdan doğru. Ee, sinemanın hani bir ürün çıkarıp bunun bir ticari şeye dönüşmesi. Evet sadece satsın diye yaşıyor. çekiliyor bu evet. filmler. Başka hiçbir sebebi yok. Ee, bunda ama yani hani kabullenmişlik de var. İnsanların bunu kabullenmesi de var maalesef. Örneğin dediğim gibi programın başında Oscar'lar yaklaşıyor ve Alex'in saydığı filmler filmleri bakıyoruz. ilk 20'deki, ilk 10'daki filmleri. Bu filmlerin yan, yanlış duymadıysam hiçbir Oscar aday değil. Zaten hiçbiri orijinal bir film de değil. Yani yeni bir hikaye de değil. Hepsi yeniden evet. çekilmiş şeyler. E, işin kötüsü Oscar aday filmlere baktığımızda bu sene artık orada da bir e, tek düzelik demek için hala çok erken ama ya böyle bir şey görüyorum. Örneğin aday filmlerden biri bu sene en iyi film ödüllerinden biri Dunkirk. Hı hı. Evet. Şimdi Oscar'ı hak edip hak etmeme kısmına ben yorum yapacak seviyede değilim. Ona bir şey diyemem ama Dunkirk'e benzeyen, andıran çeşitli konularda, teknik konularda bir film bundan birkaç sene önce çekildi ve Oscar'da ödül aldı. Kim o? Mad Max. Ben çeşitli konularda Dunkirk'ü Mad Max'e bayağı benzetiyorum. Hı mümkün olduğu kadar az diyalog, e, aksiyon, müzik, gerilim. Yani bunu Mad Max'in yeni çekildiği hali yapmıştı ve bu konuda bayağı büyük başarı da kazandı. Şimdi hani Dunkirk var. Yani ikisi arasında tamamen bir bağ kurmak yanlış olur ama elbette de bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Ve hani artık bu orijinal filmlerde bile bir kısırlaşmaya gidildiğini görüyorum. Ya senin senin söylemediğini, kibar davrandığını ben söyleyeyim. He? Filmlerin hepsi bok gibi. Yani. Hakikaten öyle. <laughs> İnanılmaz bir vasatlık var. Yani hani bir yandan işte bu gişe filmleri var. Bir sürü süper kahraman filmi, evet. Star Wars'lar bilmem ne seriler. Deli gibi bunlar animasyonlar. Deli gibi bunlar var. Peki geri kalan filmler eski kalitesini koruyor mu diye bakarsan asla çok nadir. Çok Asla nadir. yani işte bu sene Oscar adayı olan filmlere bakalım gerçekten hiçbir iyi film değil. Evet. Gerçekten izlerken hiçbirinden ekstra bir şey almıyorsun. Yani izlerken iyi vakit geçirebilirsin. Hepsinin mesajı bir garip, hepsi bir karışık, hepsi özensiz. Hı hı. Yani bilmiyorum hakikaten hangi insan işte Three Billboards Outside Ebbing, Missouri izleyip ne kadar etkilenebilirsin ki? Yani bir 1999'da çekilen filmlere bak. Evet. 95'te çekilen filmlere bak. İşte ne bileyim oranın en iyi 10. filmi bugün rahatlıkla Oscar alabilir. Çok rahatlıkla alır. <gülüyor> Karakterler <gülüyor> ölüyor. Görsellik uğruna karakterlerden ya, ödün karakter veriyor. Karakter ölüyor, hikaye ölüyor. Her şey yani, yani hiçbir şey kalmıyor geriye. Casablanca'daki adam senin aklında kalıyor değil mi? Ondan birkaç replik kalıyor. Ya bugün hangi film için bunu söyleyebilirsin? Hiçbir filmden aklında kalan kalmıyor. Neden? Çünkü artık daha gerçekçi çekmeye çalışıyorlar ya. Hı hı. E gördüğün adam, izlediğin adam sana ne kadar yaklaşırsa onu unutma potansiyelinde daha çok ben daha sivri karakterler görmek istiyorum. Ben bu sinemanın gerçekçi olması, gerçek hayatı tamamıyla yansıtması gerektiğine karşıyım. Yani göze batsın, sivrisin. İlla gerçek hayatı bize yansıtmasın, farklı bir şey göstersin. Ama şu anki filmler zaten gerçek hayatı yansıtmanın tam tersini yapıyorlar. Ama sen işte hiç bahsediyorsun. Evet, tamamen alternatif. Bahsediyorsun. Ama zaten filmlerin yüzde doksanı falan böyle artık. <laughs> süper kahramanlar, ben uzaylılar 100. veya işte geri işte kalan işte filmlerde vardı. çoğunlukla tarihi ve biyografik filmler yani olmaya başladı. Bu işin bu arada. bir farkı olsun ya süper kahraman ya şey olmasın. Mesela American Hasıl vardı. Hı hı. Bence çok güzel, güzel filmdi. Vardı. Evet, bence evet. çünkü karakterleri falan biliyorsun yani oradaki Bradley Cooper'ın oynadığı karakter falan akılda kalıcı herifin böyle ta tavırları mavırları kalıyor aklında aynı şekilde Amy Adams Diğeri nispeten. Ben böyle filmleri daha çok seviyorum. Karakterler biraz şey olsun, göze batan olsun. İşte Gerçekçi hayır çok olmasın. Onun yerine artık senede bir tane Star Wars var. Ya çünkü şöyle bakmak lazım. Belirli başlı stüdyolar var. Bunların belirli bütçeleri var. Ortaya belli sayıda film ve işte para koyabiliyorlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne kadar fazla bu tip film çekilirse diğerlerinden daha az çekilecek. Yani burada çok ikili bir durum var. Tamamen Dolayısıyla ticari. işte e aynen öyle. Star Wars şu an senede bir. Kim bana diyebilir ki 5 sene sonra Star Wars mevsimde bir olmayacak? <gülüyor> Muhtemelen <gülüyor> öyle olur. Ve ben sana filmi söyleyeyim. Star Wars filmine gideceksin. Star Wars 2023 yaz filmi. Karakterler çıkıyor tek tek kameranın önüne geçiyorlar. isimlerini söylüyorlar. Dışın kılıçlarını açıyorlar. <laughs> gösteriyorlar. Millet de ne kadar iyi falan diyor. Hakikaten böyle filmler buna dönüyor artık. Bence, hani buradaki sorun aslında yani benim düşünceme göre bu filmlerin tekrar tekrar ısıtılıp bir daha çekilmesi veya işte çizgi roman, süper kahraman hikayelerinin yapılması değil. Asıl sorun benim fark ettiğim özellikle bu sene biraz daha iyi fark ettim tüm Hollywood filmlerinin bu süper kahramanlı olanların özellikle gitgide BKM'nin filmlerine dönmesi <gülüyor> <gülüyor> yerli yani çünkü sketch artık. Evet tabii yani. canım evet. Yani bir sahne var, espri var, bir sketch gibi bitiyor başka sahne, bir espri var. İşte arada bilki böyle ciddi bir şey oluyor gibi, sonra bir daha sketch. Hani bu Yüzüklerin Efendisi'nde bahsettiğimiz vardı ya çok büyük savaşta iki karakterin kendi arasında işte öldürdükleri kişi üzerinden yarış yaptı. Evet. Bu artık çok masum. Tabi tabi şu evet. an her ve <laughs> bir artık de çok masum. Tabi yani. tabi her sahne bir de üstüne üstlük esprileri de üç adam İbrahim yazıyor. Kalite tabii, bu o seviyede. Tabi. Çok... Filmler güzel. dizileşiyor biraz da. Ya. Yani, keşke hani bir keşke film düşün bir müthiş, karakter bence. var ve <laughs> karakter filmin başında sana şöyle lanse ediliyor. Aşırı güçlü bugüne kadar hiç yenilmemiş bir ölüm tanrısı. Kimse ona boyun eğdirememiş. Tüm evrenin önünde diz çökmüş ve karakter espri yapıyor. Hı hı. Böyle bir yere gidiyor. İşte ben bilmem ne tanrısıyım diyor. Seni tanımadık yani hani bir ya şeylik bok var yani gerçekten. bu bok. arada bakın cidden dizelerin artması da bizi buna itiyor olabilir artık sabrımız yani da yok yani, yani. sitcom'a dönecek sen... diye bekliyorum ben bu filmlerin yakında cidden <laughs> böyle hani <laughs> ha, işte tamam. eve spider eve spider man geliyor ha. işte e, karısına diyor işte bugün ne yaptın işte mekan çiz cheese yahtım. o ne her gün aynı <laughs> yemeği yiyoruz ama arkadan <laughs> böyle falan gülme efekti <laughs> evet. işte Tavaya ağ atıyor. Evet, tabii tabii. <laughs> Ve bu, yani eminim o dönemde artık biz çocuklar duymasına... ...işte en iyi dizi ödülü falan vermeye başlıyor. <laughs> Çünkü Oscar da buna dönüyor. Filmler kötüleştikçe artık cidden hani... Adaylığını daha önce düşünemeyeceğim filmlerin aday olduğunu falan görüyorsun. Tabii canım ne Kötür yapsın adam olana veriyor yani. Çünkü cidden yani kötünün iyisini seçiyor çünkü evet. elindeki materyal bu yani. Ama işte biraz da sen dizide az önce bir şeme kurdun ya işte Hı -hı. heyecan var sonra bir espri var Hı -hı. son her dizinin her bölümünü böyle bir şemaya oturtuyorlar. Heyecan, sakinlik, espri, cart curt. Şimdi dizilerde sonunda bir filmin kısa versiyonu gibi sunulmaya başladı ya bize. Dolayısıyla filmde iki saatlik bir filmde o sen heyecan kısmını uzattın mı? Espri kısmını uzattın mı? Yani biraz daha genişledi mi sıkılmaya da başlıyor olabilirsin. Ben buna inanmıyorum. Ben açıkçası. bir diziden 40 dakikada aldığım şeyi 2 saat filmde niye uzun uzadı izleyeyim diye düşünecek insanlar da çıkabilir. Şu an için katılmıyorum ama bu yöne doğru gidiyor olabiliriz. Ya bence ondan ziyade şu var. Mesela bugün hala bir filmin 2 saat içerisinde bir hikayeyi baştan sona anlattığı için verebileceği o duygusal yoğunluk ve tatmini herhangi bir dizi sağlayamaz bence. İyi bir film bugün mesela American Beauty bugün ilk kez izleyen biri hayatı boyunca dizi izlemiş de olsa bu filmden inanılmaz bir şekilde tatmin olarak ayrılır bence. Hani onda sıkıntı yok. Ama mesela dizilerin şöyle bir zararı oldu e, diye düşünüyorum. Yetenekli bütün oyuncular, senaristler, yönetmenler hepsi filmlerden yavaş yavaş dizilere doğru kayıyor. Bunun da sebebi işte daha uzun süre çalışabilmeleri dizilerde. Daha çok para almaları. İşte ya dizi sektörü film sektörünü giderek hakikaten yiyor. Ve dizilerde anlatılan hikayelere bakarsak işte geçmişte bizim istediğimiz, izlemek istediğimiz filmlere benzer şeyler, hikayeler, karakterler dizilerde mevcut. Dolayısıyla biraz hakikaten kaliteli içerik veya işte ya bunu tercih edenler tabii ki. Görsel efektlerden veya süper kahramanlardan ziyade işte daha iyi karakterler, daha özdeşleşebileceğin, anlamak isteyeceğin veya işte daha böyle merak ederek izleyebileceğin bir olay kurgusu falan. Bunları görmek isteyenler biraz daha dizilere yöneliyor ister istemez. Çünkü öbüründe kalite kalmadı. Tüm bunların yanında şeyi kabul etmek istiyorum yani. Spider-Man'in 20. filmi çıksın i̇zleyeceğim. izleyeceğim. İzleyeceksiniz. Yani hepimizin bir şeyi var. Ve bunu ben... Erken kabullendim. Umarım sizler de erken kabullenip kendinize bu işkenceyi yapmayı bırakırsınız. Ben e, izlemeyen ve izlemeyecek insanlara sesleniyorum, direnişe onları davet ediyorum. E, küçük bir şey ama ne demişler? Karıncanın e, yangına su taşıması gibi. Tarafımız belli olsun. <laughs> İstiyorsanız yapacağınız şey belli. Benim yaptığım gibi IMDB'ye giriyorsunuz. Spiderman, X-Men. Star Wars işte ne var başka ne varsa aklınıza gelebilecek bütün bu tip süper kahraman uzay bilim kurgu falan tarzı çöp filmlerin tamamına bir puan veriyorsunuz <laughs> ne kadar fazla kişi yaparsa bu filmler hak ettiği çukuru o kadar daha fazla boylar işte dır Ha? Kârdır. Kardır. tabii ki evet. Hiçbir şey değilse kendinizi rahatlatmış olursunuz. <laughs> Aynı benim yaptığım gibi. O yüzden insanları bu direnişe davet ediyorum ve toparlamak için Oscar tahminlerinizi size soracağım. En iyi film kim kazanır diyorsunuz? Adayları sayıyorum. Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Lady Bird. Ben direkt Shape of Water diyorum. Alsın gitsin çünkü diğer filmler bilmiyorum. E, bu filmlerin içinde benim e, hepsini izlemedim ama en beğendiğim The Posttu ama bence o alamayacak Oscarı. Ben Three Billboards Outside Ebbing ben... Missouri'nin Oscar alacağını düşünüyorum. Bence hiç de o kadar iyi bir film değildi ama. Yani bu filmler içinde şey var mı e, Trump karşıtı? Ya var. E, i̇şte The Post. Azınlık, azın yani Get Out birazcık ırkçılıkla ilgili bir filmdi. Trump karşıtı ve azınlık bir arada. Yani ee, bu senenin işte büyük şey. ihtimalle kazanan formülü buydu. Bunu <laughs> becerememişler. Olarak yani. Trump karşıtı değil ama mesela The Post'ta basın özgürlüğünü savunuyor. Aynı zamanda mesela e, işte bir kadın gazetenin sahibi mesela. Kadınların evet, güçlenmesiyle falan, değil. Değil. falan da ilgili. Kadın eşcinselse biraz daha şey oluyor. <laughs> <laughs> onu, onu sıkıştıramamışlar. En iyi yönetmende de e, yönetmeni Christopher Nolan, Get Out'un yönetmeni Jordan Peele, Lady Bird'ün yönetmeni Greta Gerwig, Phantom Thread'in yönetmeni Paul Thomas Anderson ve The Shape of Water'ın yönetmeni Guillermo del Toro. Yani, Lady Bird. Yani bu <gülüyor> adaylar... <gülüyor> İkisini birden alıyoruz. <laughs> evet. Ya bu adaylar arasında hepsinin yani yeri ayrıdır biri hariç. Yani Nolan'ın alacağı tek ödülün bu sene içinde umarım cennette veya cehennemde bir yer olması. <laughs> yani hani ben istemiyorum. Ölümle müjdelensin diyorsun. Yani <laughs> ölümle müjdelensin. Ödülü bu olsun. Onun dışında kim en iyi Oscar ödülünü alırsa? Ben en iyi yönetmeni yer model Toru alır diyorum. O zaman konuyu oylayalım. Günümüz sineması dünyayı iyiye mi götürüyor kötüye mi indi? Ben tamamen iyiye götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü arz talep ve biz bunu talep ediyoruz. Kabullenmesek bile kabul ediyoruz. Budur yani. Ben daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. ya yani gün gelecek ki ben bir sinemaya gittiğimde bir drama filmi yoksa bir belgesel mi izleyeceğim diye düşünmek yerine işte Spider-Man mi Batman mi izleyeyim? Hani bunun ayrımını yapmak istiyorum. Gerçek bir çomar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen ne diyorsun? Kötü. kötü götürüyorsun. Ben de kötüye diyorum. Siz de görüşlerinizi dünyaneregile bize belirtip anketimize katılabilirsiniz. Endi tekrar çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bizi dinlemeye devam edin. Haftaya salı Görüşürüz. Güle güle. Güle güle.